İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Konsolosluğu Arjantin Cumhuriyeti'nde ilk vatandaşlık belgesini teslim etti. Dışişleri Bakanlığı, bir Artsakh sakini Azerbaycan birlikleri tarafından yakalandı ve öldürüldü. Suriye, Kilikya konusunu gündeme getirdi. Batı Ermenistan'daki Hasankeyf Kalesi yeniden turizme açıldı. Fail mi, kurtarıcı mı? Araplar 1915'te ne yaptı? Ermeni ve Türk kadınları haksızlığa karşı. Zabel Yesayan'ın öyküleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı. Ator Anahtay adlı sitede Ermenice öğretiminde kullanılabilecek 5 internet aracı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Stel Armenia TV'yi destekleyelim. Arjantin'deki Aintab Ermeni Yurtseverler Birliği'nin kendi merkezinde düzenlediği geleneksel akşam yemeği 2 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti. Bu etkinlikte Arjantin Cumhuriyeti'ndeki Batı Ermenistan Konsolosluğu tüm Ermeni toplumunu Konsolos Guillermo Garamanyan tarafından Batı Ermenistan vatandaşlığına ilişkin ilk belgenin George Keşişyan'a teslim törenine katılmaya davet etti. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 3 Aralık'ta Artsakh Cumhuriyeti'nin Martuni bölgesi Cardar köyünün sakini 1956 doğumlu Seyran Sarkisyan hayvancılıkla uğraşıyordu. İş sırasında kayboldu ve Azerbaycan birlikleri tarafından yakalanarak öldürüldü. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada böyle bir terörist, barbarca eylem Azerbaycan'da devlet düzeyinde izlenen Ermeni karşıtı ve soykırım politikasının bir tezahürüdür ve Azerbaycan'ın en yüksek makamlarının talimatıyla gerçekleştirildi. Resmi Bakü'nün bu davranışı uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hakkının büyük bir ihlalidir. Varılan tüm anlaşmalara saygısız bir tutum, Artsakh halkını korkutmayı, onları vatanı terk etmeye zorlamayı amaçlar. Böyle bir politika Rusya'nın barışı koruma misyonuna sert bir darbedir. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın terör politikasını şiddetle kınıyor ve uluslararası toplumu Azerbaycan'ın pervasız eylemlerini adekvat değerlendirmeye çağırıyor denildi. Suriye parlamentosu eski Aleksandre Sancağı'nın şimdi Batı Ermenistan'ın bir parçası olan Hatay ilinin ilhakının 82. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Açıklamada Hatay'ın işgal altındaki Suriye topraklarının bir parçası olduğu belirtildi. Hatay'ın Türklerin elinde kalmaması ve Suriye'ye geri verilmesi için her şeyin yapılacağı vurgulandı. Suriye'nin bir parçası olan Aleksandre Sancağı 1915-1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Kasım 1918'de İngilizler ardından Fransızlar tarafından işgal edildi. 1920'de Aleksandre Sancağı Fransız mandasına devredilen Suriye'ye dahil edildi. 1937'den itibaren Aleksandre Sancağı sözde Suriye'nin bir parçası olarak kalırken asıl Fransa ve Türkiye'nin ortak kontrolüne girdi. 1938'de Hatay'ın özerkliği burada kuruldu. Haziran 1939'da Türkiye'ye ilhak edildi. Suriye bu ilhakı tanımadı. Batı Ermenistan, Hatay'ın Suriye toprakları olarak kabul edilmeden önce Kilikya Ermeni Krallığı'nın bir parçası olduğunu hatırlatır. Hatay ili Ermeniler için Temmuz-Eylül 1915'te Ermenilerin Meşru Müdafaa Savaşı'nın gerçekleştiği Musa Dağı'nın yer alması nedeniyle sembolik bir öneme sahiptir. Batı Ermenistan'ın Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün çalışmaları nedeniyle 2012'den bu yana kapalı olan Hasankeyf Kalesi yeniden ziyaretçilere açıldı. Hasankeyf tarihi yerleşkesi 1. etap güzergahındaki çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sayesinde Hasankeyf Kalesi'ne ziyarette bulunacak yerli ve yabancı turistler alanı rahatlıkla gezebilecek. Hasankeyf Kalesi'nde bulunan büyük saray yapısında da restorasyon çalışmalarına başlandığı bildirildi. Araplar ve Ermeniler arasındaki ilişki Ermenilere yönelik soykırım çalışmalarında en az çalışılan konulardan biridir. Stanford Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora öğrencisi olan Emrecan Dağlıoğlu'nun iletişim yayınlarından çıkan kitabı Arapların 1915'i bu alandaki akademik çalışmaları bir araya getiriyor. Dağlıoğlu böylece simge haline gelen tarih 1915 ve sonrasında Arapların Ermenilerle olan ilişkisini ele alıyor.
Emre Can Dağlıoğlu ile Arapların Ermenilerle olan ilişkisini ve Arapların 1915'ini konuştuk. Makalenin tamamını web sitemizde okuyun. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nin Fresno Şubesi Batı Ermenistan Ermenisi tanınmış bir yazar olan Zabel Yesayan'ın 3 öyküsünden oluşan bir İngilizce derlemeyi yayınladı. Koleksiyon, Yesayan'ın 1911'de Konstantinopolis'te yazdığı Duvak, Yeter ve 1928'de Paris'te yazdığı Meliha Nuri Hanım adlı pek bilinmeyen 3 öyküsünü içeriyor. Web sitesine göre bu eserlerin ortak bir yanı var. Haksız sosyal, politik ve kültürel normlara karşı savaşan Ermeni ve Türk kadınlarını anlatıyorlar. Yesayan'ın eserleri Türk toplumuna ve Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşlar, yenilgiler, toprak kayıpları ve Ermeni halkına karşı uygulanan soykırımla damgasını vurduğu belirleyici dönemde Türk-Ermeni ilişkilerine ışık tutuyor. Zabel Yesayan 1878'de Konstantinopolis'te doğdu. Edebi ve sosyal faaliyetlerde bulundu. Yazar, Adana'daki Ermenilere karşı işlenen katliamlardan sonra oluşturulan uluslararası heyetin bir üyesi olarak 1909'da Kilikya'ya gitti. Yesayan, Jön Türk hükümetinin 24 Nisan 1915'te tutuklamayı planladığı aydınlar listesindeki tek kadındı. Ancak hapsedilmeden kaçmayı ve Avrupa'ya geçmeyi başardı. Pandemi, savaş, patlamalar, 2020 yılında çeşitli sürprizleri nedeniyle bugün dünyanın dört bir yanındaki Ermeni okulları olağanüstü geri dönüşlerle karşı karşıya. Okulların çoğu eğitim sürecini çevrim içi olarak yürütmeye çalışıyor. Sonuç olarak ve zorunlu olarak eğitim çalışmalarının dikkati, mevcut durumu geçici olarak kolaylaştıran araçlarla dolu internetteki çeşitli ilginç web sitelerine odaklanmıştır. Değerli yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV, Ermeni kimliğini koruma ve tanıtma misyonunu sürdürmektedir. Sizden bize gelen mesajlar çalışmamızın benzersiz bir değerlendirmesidir. Bu yıllarda Vesten Armenia TV kanalımız dünyanın dört bir yanına dağılmış sürgündeki soydaşlarımıza ilgili doğru haberler vermeye ve vatanımızı tanıtmaya çalıştı. Bu zor işi yeni bir aşamaya taşımak için desteğinize ihtiyacımız var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV her zaman yanınızda, yurdumuzun kesintisiz sesi olmaya devam ediyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yerevan Bağ-ı Marel adlı eseri sunuyoruz. Sirunakçik kestanım kalı batem kodoşer destem kohalı enzivaret toğet koyer tugalı can maralakçik niney 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 can can maralakçik niney 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 can can maralakçik Hori tu im sirdem etar Zal zal o can Sirun yar o can Oy 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 Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.